Gönder. Engelli olup da engelli çocuğa olmak nasıl bir duygu? Hani ben kendim, eşim ve görme engelliyiz. Çocuğumuz dünyaya gelesiye kadar engelli olacağından haberimiz yoktu. Görme engelli dünyaya geldi. Büyük bir şok geçirdik, geçirmedik diyemem şimdi. Sonra bir durduk, düşündük. Bu bize Rabbimizin verdiği bir imtihan dedik. Üzerimize büyük bir yük vardı sanki üzerimizde. Şöyle büyük bir yük vardı. Kendi yaşadığımız sıkıntıları, zorlukları düşününce insan tabii zorlanıyor. Zoruna gidiyor ilk başta. Ama dediğim gibi Rabbimizin verdiği bize bir imtihan olduğunu düşündükçe insan sakinleşiyor. Neler yapabilirim? Nasıl yaklaşabilirim diye düşünüyor. Şöyle bir şey de var. Birçok anneye babaya göre ben kendi çocuğumu şanslı olarak görüyorum. Neden? Kendi yaşadığım sıkıntıları bildiğim için, benim çocuğum da görme engelli olduğu için az çok nerelerde sıkılacak, nerelerde rahat edecek, hani nasıl bir yol izleyecek bunu tahmin edebiliyoruz. Anneler, babalar, ben size şunu söylemek istiyorum buradan. Her şey sabır. Biz engelliler ve engelli çocukları görenler ve diğer insanlar gibi olamıyoruz maalesef. Neden? Sizlerin gördüğünü ya da dokunduğunu ya da ne bileyim hani direkt ulaştığını bizler direkt ulaşamıyoruz. Görmemiz, hissetmemiz, dokunmamız gerekiyor. Onun için evladımızı yetiştirirken evladımızdan çok bizlerin sabırlı olması gerekiyor. İyi ki de böyle bir çocuğa sahip olmuşum diyorum hani şimdi kendi adıma. Rabbim iyi ki yavrumu vermiş bana diyorum. Şu anda beraber ne yapabiliriz? Nasıl üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle gruplardan gözlemlediğim kadarıyla, etrafıma baktığım kadarıyla neden biz? Bize neden bu başımıza gelecek? Hani neden biz sorusunu aklımızdan çıkaracağız? Rabbimizin bize verdiği bir imtihan olarak yolumuza devam edeceğiz. Ne yapabiliriz? Kimlerin bize faydası olabilir çocuğumuz için? Kimlerin zararı olabilir? Bunlara düşünüp ilerlersek daha çok yol kat etmiş oluruz. Hep beraber ailecek diye düşünüyorum. Gönder.